Herkese merhabalar. Metropol Soft Simülasyon takımından Ayberk ben. Fluid Dynamics Engineer rolümüzün dördüncü eğitim videomuzda devam ediyoruz. Daha önceki videolarımızda modelimizi SolidWorks üzerinde tasarlayıp açtıktan sonra uygulamamıza, app'imize geçiş işlemlerini incelemiştik. Daha sonrasında model içerisindeki akışkan bölgelerimizi, akışkan açıklıklarımızı, akışkan malzememizi belirlemiştik. Bir önceki videomuzda da artık çözümlemek istediğimiz fizik parametrelerini, bu parametrelerin etkilerini tanımlamıştık. Bu videomuzda artık bir akış analizinin daha detaylı tanımlamalarına yönelik ve şu anki modelimizin sınır şartlarını ve çözümleme noktalarını inceleyeceğiz. İlk olarak initial condition dediğimiz başlangıç koşullarını tanımlayacağız. Bildiğiniz gibi modelimizin tanımladığımız akış bölgesindeki akışkanın başlangıç şartlarını özelleştirebiliyoruz. Yani bulunan akış hacmindeki akışkanın başlangıç sıcaklık değeri nedir? Üzerinde bir basınç tanımlı mıdır? Bu basınç değeri nedir? Sabit bir bulunduğu konumda hıza sahip midir? Bu tarz özelleştirmeleri initial condition kısmından gerçekleştirebiliyoruz. Diğer tanımlamaları da yaptığımız asistan panelimiz üzerinde initial condition seçeneğine geldiğimiz zaman default olarak analizin sınır şartlarıyla birlikte çözümlenmeleri başlamadan önceki şartlarını özelleştiriyorduk. Eğer bir katı parametreye sahip olsaydık, yani analizimizde bir malzeme tanımladığımız katı bölgemiz olsaydı, onun da yine sıcaklık değerini, başlangıçtaki ısı transferi katsayısı değerleri bunları özelleştirebilecektik. Initial temperature kısmından seçtiğimiz, tanımladığımız akışkan bölgesinin başlangıç sıcaklık değerini özelleştirebiliriz. Yani analiz başladığında ilk iterasyona geçmeden önce sistemin şu an örneğin 30 santigrat derecelik bir sıcaklıkta olduğunu program kabul edip iterasyonlarını bunun devamında gerçekleştirecekti. İkinci olarak basıncımızı özelleştirebilmekteyiz. Yine seçtiğimiz akış bölgesi üzerindeki yani o kapalı alandaki akışkanın hacim değerini özelleştirebiliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken husus ölçülen statik basınç değeri üzerinden bu tanımlamayı gerçekleştirdiğimiz. Son olarak da sistem içerisinde bulunan akışkanın herhangi bir başlangıç hızı varsa yine bunu x, y ve z yönlerinde olmak üzere metre bölü saniye cinsinden tanımlayabilmekteyiz. Yani biz giriş ve çıkış şartlarını tanımlamadan önce mevcut haldeki başlangıç tanımlarını yapmamız gerekiyor ve bunları sıcaklık, basınç ve hız özelinde özelleştirme imkanına sahibiz. Ayrıca dışarıdan bir daha önce yaptığımız sonucun son halinin değerlerini de şu anki mevcut analizimize başlangıç koşulu olarak tanımlayabiliriz. Bu da aslında sıralı analizler yapmamızı, yani birinin sonuç çıktılarının diğer bir analizin başlangıç şartı olarak tanımlamamıza olanak sağlamakta. İlk koşullarımızı tanımladıktan sonra artık analizin çözümleme ile birlikte değişecek parametrelerini tanımladığımız sınır şartları tanımlamalarına geçebiliriz. Fluid Dynamics Engineer'da tanımlayacağımız akış sınır şartlarını şu şekilde özetleyebiliriz. Sistemlerimize kapatmış olduğumuz açıklıklardan bir kütlesel debi girişi verebiliriz. Bir hacimsel debi girişi verebiliriz. Bunların yine giriş yapacak sıcaklık değerlerini, hız değerlerini özelleştirebiliriz. Çıkışlar üzerinde de yine bir basınç çıktısı tanımlayabiliriz. Bir kütlesel debi çıktısı tanımlayabiliriz ve bu tanımlamalarla tasarım içerisindeki akışkanın hız dağılımlarını, basınç dağılımlarını görme imkanına sahibiz. Bunu yapmak Fluid Dynamics Engineer'da oldukça kolay. Çünkü zaten model kısmında biz açıklıklarımızı tanımlamıştık. Artık bu açıklıklar üzerinden hangi açıklıkların giriş sınır bölgesi olduğunu, hangilerinin çıkış yüzey alanları olduğunu belirtip bu parametrelere özelleştirebiliriz. Örneğin tanımladığımız üst taraftaki açıklığı seçtiğimiz zaman artık bizim support olarak seçimimiz otomatik olarak gelmiş oldu. Sonrasında bunun bir
kütlesel debim olduğunu yoksa bir kütlesel akı olduğunu mu özelleştirmemiz gerekiyor. Daha sonrasında da bunun değerini belirtip sistemimiz içerisine verdiğimiz açıklıktan 1 kilogram bölü saniyelik bir kütlesel debi girişi olacağını söyledik. Bunu istersek giriş yönünü de belirtebiliriz. Yani seçtiğimiz yüzeye bir dik şekilde mi yoksa herhangi bir eksen üzerinden açılımı giriyor bunu belirtebiliriz ve giriş türbülans parametrelerimizi de özelleştirme imkanına sahibiz. Üst taraftaki giriş şartımızı tanımladıktan sonra alt taraftan da yine bu sefer 0.5 kilogram saniyelik olacak bir kütlesel debi değeri tanımlıyoruz. Şu anki analiz etabımızda elimizde olan değerler kütlesel debi değerinden olduğu için bunları bu şekilde tanımlamamız yeterli. Eğer biz fizik kısmında analizimizde termal efektleri seçmişsek, akışkan kısım içinde termal kısımları aktif ettiğimiz zaman bu tanımlamaları giriş sıcaklığı noktasında da özelleştirme imkanına sahibiz. Az önce tanımlamış olduğumuz kütlesel debi tanımlamasını çift tıklayarak aynı arayüz üzerinden artık bir bu kütlesel debi de giriş yapacak akışkanın giriş sıcaklığını da tanımlayabiliyoruz. 75 santigrat derecelik bir 1 kilogram bölü saniyelik giriş tanımladık. İkinci giriş kısmımızdan da İkinci giriş açıklığımızdan da 45 santigrat derecelik bir akışkan girişi tanımladık. Böylelikle artık sistem içerimizde bulunan bütün açıklıkların tanımlamasını gerçekleştirmiş olduk. Giriş olarak ve çıkış olarak açıklıklarımızı özelleştirdik. 1 kilogram ve 0.5 kilogram bölü saniyelik kütlesel debi değerinden farklı sıcaklıklarla girişlerimizi ve bütün 6 açıklığımızın da atmosfer açıklığına yönelik tanımlamasını gerçekleştirdik. Bu videomuzda sizlerle bir akış analizinde ilk sınır şartlarının tanımlaması, başlangıç koşullarının tanımlanması ve daha önce tanımlamış olduğumuz açıklık yüzeylerinden sisteme giriş yapacak ve çıkış yapacak miktarlarla birlikte akışkanların değerlerini özelleştirdik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.